Süleyman Uysal abimizin misafiri olduk. Süleyman abimiz Dere Derman Koyun Koç Pro Premix ile koyunlarında flashing uygulaması yaptı. Dere dermanlardan bir arkadaşın tavsiyesinde kullanmaya başladık. Baştan iyi değil falan diyorduk ama sonra 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra hayvanlarda koşlanma hızlandı. Hareketlenme başladı. Üstüngerden daha randımanlı geldi. En azından hayvanlarda sakatlanma yok. Hele o koça gelim zamanlarında o hayvanlar bir hızlandı. Ben daha hiç böyle bir şey görmedim. 4 tane koç var içlerinde. Ta 2-3 tane koç komşulu adam bulduk. Öyle mi? O kadar yani vallahi. Bir ihtiyaç ya bak, doğru. Akşam 10 tane var, sabah belki 7-8 tane var. Ne güzel. O kadar aşırı. Yani koçlar şaşırıyor. Uğunun üstüne biniyor. Biri bir yandan koçu yiyecekler. Kendi maliyetini fazlasıyla çıkaran bir ürün. Aynen. Enjektablo uygulama, vitamin A, D, 3 ve E vitamini yapmadınız. Süngerleme yapmadınız. Fabrika yeminden de 300-400 gram tasarruf etmiş oldunuz. Verdiğiniz 100-120 gramlık koyun koç pro premisiyle ve karşılığını aldınız. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale Lapseki ilçesinde Yenicek köyün içerisinde bulunan Süleyman Uysal abimizin misafiri olduk. Süleyman abimiz Dere Derman Koyun Koç Pro Premix ile koyunlarında flashing uygulaması yaptı. Aradan 6 ay geçtikten sonra doğumlar 1 ay oldu yapılalı. Biz hayvanların yerinde görmek istedik ve sonuçları dinlemek istedik ve sizlerle paylaşmak istedik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Süleyman abime dönüyorum. Süleyman abi merhabalar. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun abi, çok teşekkürler. Akşamüstü tam şu an hayvanları otlatırken yakaladık. Aynen. Sizi. Şimdi abi bu sene ne zaman koçları katmıştık, nasıl bir uygulama yaptık? O kısmı bize bir özetleyebilir misiniz? Valla işte koçları Nisan ayının sonlarına doğru gibi kattık. Tamam. İşte o zaman da o sizin Dere Dermanlardan bir arkadaşın tavsiyesinde kullanmaya başladık. Baştan iyi değil falan diyorduk ama sonra 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra hayvanlarda koşlanma hızlandı. Hareketlenme başladı. Tamam. Ya daha evvel sünger münger kullanıyorduk. O süngerden daha randımanlı geldi. En azından hayvanlarda sakatlanma yok. Haklısınız. Her sene birkaç hayvan sakatlıyorduk. Bir de 3 ay, 5 ay sonra koça geliyorlardı. Mesela, kimisi doğuruyor, kimisi yeniden koça geliyor, kimisi bilmem ne oluyor. Ama bu sene Dere Derman'dan randımandan memnunuz. Çok güzel abi. Yani bu sene de yine inşallah bakalım. Yine kullanmayı düşünüyoruz. Buradaki temel espri abi toplu koç, toplu doğum isteğiniz aynen vardı. Bundan önceki senelerde süngerlemeyi uygulama olarak yapıyordunuz ama anladığım kadarıyla o sünger yapma esnasında ya da sonraki safhada bir travmatisi oluyordu. Yani rahim biraz böyle aynen yıpranıyordu. Ya, hayvanı mesela zorla, biz toplu için zorla koça gitme uğraşıyorduk. Ya şimdi hayvan da haklı. Tabii. Ya biz toplu doğum istiyoruz ama şimdi mesela bu toz vitaminle şeyle. Dışarıdan aslında bir manipülasyon hayvanı aslında doğasına aykırı olduğu için bir hem zorluğu var hem maliyeti vardı. Bu sene sadece ağız yoluyla aynen vitaminler Dere Derman Koyun Koç Pro Premix'ini koyduk. Bunun yanında mesela nasıl abi arpa falan mı verdik yanında neler verdiniz? Ya şimdi hayvanı hazırlarken mesela bir ay bir buçuk ay evvelsinden arpa alan başladık. Yine arpayı verip hayvanları baştan ayırıp üstüne Dere Derman'ı döküp bu şekilde koyduk akşam sabah. Kaç gün sonra buluşturdunuz koyunlarla koçları? Valla koçları 15 gün sonra filan ortalama koyunlarla koçları buluşturuyoruz. Bir 15-20 gün daha aynen beraber aynen kalmalarını tam sağlıyoruz. Koçlar içindeyken filan gene 20 gün filan daha düz devam ettik. Evet, aynen öyle. Aynen. Burada ırk olarak abi gördüğümüz kadarıyla Merinos ya da kıvırcık. Yerli kıvırcık diyoruz. Yerli yani biz kıvırcık öyle ayaklı mayaklı oluyor. İşte 2-3 kuzu yapıyor diye. Hem süt hem kuzu şeyi için. Tamam. Bu şekillerden üretiyoruz. Özellikle sizin abi burada yılda iki defa kuzu alma isteğiniz var. Yani aynen 6 ayda bir kuzulatma. Dolayısıyla koyunlar yani anne kısım çok ciddi yıpranmış oluyor. Hem ikizlik oranlarınız mesela sorsam ben yüzde kaç mesela geçen sene ikizliğiniz vardı. Bu sene ikizlik oranından bir değişme oldu mu? Kuzuların canlılık durumları nasıldı? Ya şimdi bu sene o vitaminle şeylik yaptığımızdan ikizlik oranı da daha yüksekti. Evet. Geçen seneye göre mesela neydi? Kaçak ne kadardı mesela? Ya şimdi mesela geçen sene 50 koyundan şey 30 koyundan 50 kuzu falan aldıysak evet bu sene belki 1-2 tane tek vardı içinde. Tabii 3-4 tane de 300 vardı. 300 vardı. Aynen. Yani ikizlik oranını geçti. İkizlik oranını 2'yi geçti diyorsunuz. 2'yi geçirdik. 2 yani, ortalamasını aynen geçti. Geçen sene %70 iken %60, %70 tam %60'mış. Bu sene 2'nin üstüne çıkmış oldu. Aynen. Yani ilave olarak 10 koyundan 4 tane ilave daha fazla kuzu gibi almış aynen oldunuz diyebiliriz yani. Aynen. Çok güzel abi.
Siz bu şekilde abi koyunlardan sık doğum alıyorsunuz, ete çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla, evet. Süt sağmıyorsunuz. Peki anneler doğumdan sonra mesela kuzularına yeterince süt sağlayabilirler mi? İkizlik oranı artması çok güzel bir şey ama ikizlikten sonra koyunun yavrusunu bakma kalitesi de çok önemli. Yani o meme yapısında yani alt yapmak aynen. diyoruz biz. İşte ha, süt o yerinde verimi, sütünde müdünden de ondan da memnunuz. Evet yani ondan da randıman yaptı. Sonuçta anne doğurduğu kuzuya bakamadığı takdirde hele ki siz doğumdan hemen bir ay sonra loğusalın bitiminde tekrar koç katıp tekrardan gebe kalmasını istiyorsunuz. Bir fabrika gibi kullanıyorsunuz aslında koyunu. Bu noktada memnun kaldınız mı? Kaldık abi. Tamam inşallah. Önümüzdeki dönemde de dileriz ki beraber çalışırız. İnşallah inşallah. Biz doğadan ayrılmamamız gerekiyor. Yem kısmında da palet yemin içerisine koyamadığımız organik mineralleri biz bu DR Derman toz formunda yani ısıl işleme tabi tutmadığımız ürün içerisine koyuyoruz. Bunlar lüks değil ihtiyaç diyoruz biz her zaman. Çünkü siz 100 gramı biraz hatta aşarak verdim dediniz. 100-120 gram bandında aslında o sizin 300 ile 400 gram arası fabrika yemine tekabül edecek bir protein takviyesi yapmış oldunuz. Çünkü 44 protein var bu ürün içerisinde. Kendi maliyetini fazlasıyla çıkaran bir ürün. Aynen. Enjektabl uygulama vitamin A, D, 3 ve E vitamini yapmadınız. Süngerleme yapmadınız. Fabrika yeminden de 300-400 gram tasarruf etmiş oldunuz. Verdiğiniz 100-120 gramlık koyun koç propiremisiyle ve karşılığını aldınız. Memnun musunuz? Son olarak memnunuz abi. Tavsiye edersiniz. Aynen. Hele o koça gelim zamanında o hayvanlar bir hızlandı. Ben daha hiç böyle bir şey görmedim. 4 tane koç var içlerinde. Tayki 3 tane koç komşulu adam bulduk. Öyle mi? O kadar yani vallahi. Bir ihtiyaç doğru. Akşam 10 tane var. Sabah belki 7-8 tane var. Ne güzel. O kadar aşırı. Yani koçlar şaşırıyor. Uğunun üstüne biniyor. Biri bir yandan koç yiyecekle. O hızlanmadan topluluk şeyinden memnunuz yani. Doğrudur. Yani doğaya uygun hareket ettiğimiz takdirde karşılığını görmek mümkün diyebiliriz yani. Süleyman abi çok teşekkür ederiz. Tamam, bizlere vakit ederim. Ayırdınız. Akşamüstü bu şekilde. Bereketli olsun inşallah tekrardan. Sağ olun, eyvallah. Kolay gelsin. Süleyman abimizle özetledik durumu. Sizler de duydunuz. Sizler de yemsipariş.com üzerinden Türkiye'nin 81 iline kargo ücretsiz bir şekilde bunun gönderimini yapıyoruz. Bayilikleri veriyoruz. Veteriner hekimlere, ziraat mühendislerine ve çiftlik danışmanlarına bizimle irtibat bilgilerinden iletişime ve temasa geçebilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.